Efendim saatlerimiz 11, piyasa saatiyle karşınızdayız. Ben Gözde Kılıç, hafta ortasında hem içerideki hem dışarıdaki fiyatlamaları, öne çıkan başlıkları aktaracağız. Yayına önce merkezin güncesinden gelen Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat noktasındaki grafikler eşliğinde başlayacağız. Merkezin güncesi yeni bir rapor paylaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihracatı incelendi bu raporda. Dış talepte azalmaya ve ihracatın da sınırlanması vurgu yapıldı paylaşılan blokta. Küresel parasal sıkılaşma döneminde ihracatın seyrini inceledi Merkez Bankası. 2023 yılında dış talebinde azalış gösterdiğine dikkat çekti. Aynı zamanda Avrupa Birliği ithalatında Türkiye'nin payının da %4'ün üzerinde seyrettiğine ilişkin o grafikleri paylaşıyor. 2024'te ihracat artışı dedi. Merkez Bankası bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yıla göre %3.9 arttığını söyledi. 170.8 milyar dolar seviyesine geldi dedi. Avrupa Birliği'nin azalan ithalatı olduğunu aktarıyor. 2023 başından bu yana Avrupa'nın ithalatında düşüş vardı diyor. Bu durum Türkiye'nin AB'ye ihracatını da etkiledi dedi Merkez Bankası. Ve AB pazarında Türkiye'nin ihracat artışı olduğunu söyledi. Türkiye'nin AB ithalatındaki payının da işte ekranlarınızda grafikle birlikte %4.1'e ulaşarak tarihi bir zirve yaptığını söyledi ve bu artışın çoğu sektöre yayıldığını da aktardı. Özellikle motorlu kara taşıtı imalatına dikkat çekti. Avrupa Birliği talebinin azalması nedeniyle 630 milyon euroluk bir kayıp yaşanmasına rağmen pazar payı kazanımları ihracata 793 milyon euro katkı sağladı diyor. Ana metal sanayiye de dikkat çekti. Pazar payı kazanımı bu sektörde ihracata en yüksek katkıyı yaptı diyor. Düşen talep koşullarının olumsuz etkisi olduğunu da söyledi. Zayıf talep koşullarına dikkat çekti Merkez Bankası. Giyim, tekstil ve makine gibi sektörlerde ihracatın gerilemesine neden olmuştur dedi. Özellikle Avrupa Birliği'nin ithalat talebi artarsa pazar payı kazanımlarının yanı sıra aynı zamanda dış talepte yine burada artış gösterecek ve dış talebin artış gösteriyor olması Türkiye'nin ihracatına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır dedi ve gelecek beklentilerini de yine paylaşmış bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merkezin güncesinde paylaşılan bir raporda efendim. Şimdi fiyatlamalar diyeceğiz. Borsa İstanbul'a bakacağız. Küresel tarafı konuşacağız. Sonrasında konuğumuz olacak. Yasin Özdemir bizlerle olacak. Bilançoları, teknik analizleri inceleyeceğiz. İkinci bölümde kripto piyasası diyeceğiz. Çünkü Trump'tan yeni bir haber. Elon Musk'ı bakan yapıyor efendim. Oldukça hareketli bir gün. Endekslere bakalım. Borsa İstanbul 4 günlük yükseliş sonrası dün yönünü aşağıya çevirdi. Yarım puanlık bir eksi vardı. 9277 puandan da haftanın ikinci gününde bir kapanış. Bugün endeksteki görünüme hemen bakıyoruz. 9135'te %1'e yakın geri çekilme. Bankalar nezdinde geçtiğimiz hafta çok hızlı bir yükseliş ama bugün %1.79 eksi 12447 puandaki işlem ile birlikte dün sanayide 0.99'luk değer kaybının gerçekleştiğini görmüştük. Bankalar binde 3'lük yükselişe pozitif ayrışmıştı. Bugün sanayi binde 7 değer kaybediyor son tabloda. Hemen bir de küresel piyasalardaki durumu özetlemeye çalışalım. Trump zaferi sonrasında coşkuyla bir yükseliş vardı. ABD endeksleri dün günü negatif bir seyirle kapattılar. Bugün Amerika enflasyonu geliyor. Orası oldukça önemli olacak. Onu da paylaşmış bulunalım efendim. Özellikle manşet enflasyon son dönemde yatay seyretse de hedefin bir miktar üzerinde, rakam %2.4, hedef %2 seviyesinde. Bugün küresel piyasalarda hem Avrupa'da hem Amerika'da satıcılı bir görünüm var. Nasdaq 1000'de 2, S&P 0.18 eksi ama S&P tarihinde ilk kez 6000 puanı aşmıştı. Avrupa'ya baktık, düşüşler var. Londra 1.22 eksi de, Kakaran Paris'te %2.7 satıcılı seyrediyor. Dün özellikle Çin'de satışlar vardı. Deflasyonist ortam, zayıf talep ortamı Çin'in borsalarını baskılıyor. Şangay ama bugün yarım puan artıda, Hong Kong'da binde birlik değer kaybının gerçekleştiğini takip ediyoruz. Şimdi içeriye döneceğiz. Paylaşılan finansallar nezdinde bir haberi paylaşacağız. Emlak katılım karını %60 artırdı ve rakam 6.7 milyar liraya kadar yükseldi.
Efendim piyasaları, Borsa İstanbul'u konuşacağız. 4 günlük yükseliş serisi dün sona erdi. Yarım puanlık bir eksi. Bugün borsaya baktık, %1'lik geri çekilme. Peki neden yükseldikten sonra son 2 günde borsada düşüşler var? Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir stüdyomuzda, borsayı konuşacağız elbette. Yasin, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Gözde. Şimdi bilanço dönemini artık bitirdik. 3. çeyrek finansal sezonu kapattık. Dolayısıyla bol bol bugün hem gelen sonuçları hem de aslında hisse bazlı hareketlilikleri konuşabiliriz. Ama önce Cuma günkü enflasyon raporu sunumunu nasıl algıladığını soracağım. Çünkü Cuma günü Borsa İstanbul'da yükseliş vardı ama bankalar %5 yükseldi. Aktif tahvil faizlerinde kısa vadelilerde yönünü aşağıya çevirdiğini gördük. Dolayısıyla hem tahvil faizlerindeki azalış hem bankalardaki yükseliş piyasanın bir faiz indirimi beklentisi içerisine girdiğini de karşımıza çıkarıyor sanki. Neler bekliyoruz orada? Evet, enflasyon raporuna baktığımızda Sayın Fatih Karahan'ın enflasyon beklentilerini hem 2024 hem de 2025 için bir tık yükselttiğini gördük. Tabii burada enflasyonda bir takım katılıklar söz konusuydu. İşte buna hizmet enflasyonu, özellikle kira artışlarında gelen yüksek zamlarda etkili olduğunu söyledi ve bir miktar revize etti. Baktığımız zaman ama böyle hani çok büyük sapmalar olmadı enflasyon hedeflerinde. Yine beklentilere paralel özellikle hedefler geldi. Zaten enflasyon da o doğrultuda ilerliyor diyebilirim. Ama bence enflasyon sunumunda asıl önemli olan soru cevap kısmıydı bana kalırsa. Soru cevap kısmında Sayın Fatih Karahan'a bir soru yöneltildi. Faiz indirimiyle ilgili. Tabii ilk önce neden nasıl faiz indirimi yapılır onlardan biraz bahsetti ama sonrasında söylediği sözler gerçekten çok kritikti. Şu an sıkı duruşu koruduğunu söyledi ama tabii ki de hem orta vadeli plandaki enflasyon tahmini hem de Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki tahminler tutarsa faiz indirimine kapı açılır. Ancak şöyle bir durum var, faiz indirim kapısını da kapatmadı. Kaçak bir cevap verdi orada. O yüzden piyasada bunu olumlu algıladı diyebilirim. Bizim Kasım ayı enflasyonumuz eğer %1.60'ın altında gelirse ve yine Aralık ayında da beklenti altında bir enflasyon gelirse ben hala Aralık ayında faiz indiriminin masada olduğunu düşünüyorum. Zaten o gün, yani Cuma günü de piyasaları hareketlendiren konuşmanın bu olduğunu, yani faiz indirimine kapıyı kapatmadığını görüyoruz ve piyasaları da aslında bu söz hareketlendirdi Sayın Fatih Karahan'ın. Ben şu an verilen hedeflerin orta vadeli planla daha önce açıklanan enflasyon raporuna paralel olduğunu ve uygun olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Şimdi Borsa İstanbul bugün %0.95 ekside yazsın. 9138 puanda. Dün de yarım puanlık bir geri çekilmeyi takip etmiştik ama 4 günlük yükselişinden sonra neden yönünü aşağıya çevirdi? 9000 puanın üzerinde kalıcı olacak mıyız? Bir de 9400'e yakın, 9300'lerin üzerinde bir 200 günlük hareketli ortalama bölgemiz var ya. Hani hep oranın üzerine çıkar mıyız? Orası bizim için kritik diyoruz ya. Ne dersin, Borsa İstanbul tarafı 9000'de kalıcı olur mu? Bu iki gündür olan düşüşleri sen nasıl okuyorsun? Evet, şimdi finansal piyasaların doğasına baktığımızda biliyorsunuz her yükselişin ardından kısa bir realizasyon geliyor. Düşüşler daha dik açıyla oluyor, soluksuz düşüyor ama yükselirken muhakkak yatırımcılar tabii ki de kar realizasyonu yapıyor. Özellikle bu kadar hani mevduat faizlerinin bu kadar yüksek olduğu ortamda bu gelen kar satışlarının da gelen yükseliş sonrasında bir dinlenme olduğunu ben düşünüyorum. Endekste kritik direncimiz 9350 idi. 9338'e kadar geldik, denedik 2 gün önce ama olmadı. Ve şimdi bu yükselişin bir kar realizasyonunu görüyoruz Borsa İstanbul'da. Verilen tepkiler, kesinlikle ben kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğim beklentiler de eğer gerçekleşirse tabii ki de bu yükselişin devamını göreceğimizi ben düşünüyorum diyebilirim. Burada önemli olan tabii ki de Borsa İstanbul'u etkileyen birçok faktör vardı. Üçüncü çeyrekte özellikle bilançolar beklentilere paralel gelmedi. Beklentilerin altında geldi diyebilirim. Şöyle, birçok tabii konsensüs, aracı kurum, bankaların yatırım taraflarına baktığımızda biliyorsunuz bir kar tahmini yapıyorlar. Bu kar tahminlerinde çok büyük sapmalara yol açtığını gördük. Özellikle Sabancı, Koç Holding, Doğaş, Türksel, Tekfen gibi gerçekten hani BİM gibi şirketlerde
beklentilerin çok çok altında kalan bilançolar gördük. Hatta örnek vermek istiyorum. 400 milyon TL kar bekleniyordu Koç Holding'de. 4 milyar zarar geldi. Yine 300 milyon kar bekleniyordu. Sabancı'da 3.8 milyar TL zarar açıkladı. 4 milyar kar bekleniyordu Tekfen'de. 14 milyon açıklandı. Turkcell 4 milyar kar bekleniyordu. 14 milyar açıkladı. Bunları söylememin sebebi tahminlerde çok büyük sapmalara yol açtı 3. çeyrek raporları. O yüzden tabii onların da etkisi oldu diyebilirim. Ama artık yavaş yavaş hani Borsa İstanbul neyi fiyatlamadı derseniz bence fiyatlamadık bir şey kalmadı. Tek riskimiz mevduatların sadece bu kadar çok yüksek olması ve akan paranın hala para piyasası fonlarına gidecek olması. Ama şöyle de bir tahmin yapmak istiyorum. Şimdi iki yatırımcı düşünelim burada. Bu yatırımcıların biri buradan yani Kasım'ın 13'ünden para piyasası fonu alsın. Diğer yatırımcı da Borsa İstanbul'da hisse senedi alsın. Hangisi daha çok kazanır? Bana kalırsa hisse senedi alan taraf daha çok kazanır diye düşünüyorum. O yüzden ben Borsa İstanbul'da şu an para piyasası fonlarından daha avantajlı gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü para piyasası fonları evet Eylül-Ekim enflasyonu beklentinin üstünde kalmasıyla faiz indirimleri ötelendi. Para piyasası fonları da cazibesini devam ettirdi. Ama ya bundan sonra ne olacak? Burası çok önemli. Yani faizler düşmeye başladıkça para piyasası fonları da cazibesini kaybedecek ve Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin orta uzun vadede daha değer kazanacağını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi ben buradan para piyasası fonları değil de hisse senedi alanların daha çok kazanacağını düşünüyorum. Ama tabii seçici olmak kaydıyla her zaman söylüyoruz. O yüzden dediğim gibi endekste bence yükseliş bitmedi ama enflasyon verisindeki katılık devam ederse faiz indirimleri ötelenebilir. O yüzden biraz daha veri odaklı kalmaya devam edelim. Tabii ki de bir portföy oluşturduğumuz zaman Gözde bunun içinde para piyasası fonu olacak, endeks de olacak, kıymetli metaller de olacak ama ben ağırlık hisse senedi tarafındayım diyebilirim. Şimdi özellikle bir de teknik önemli seviyelere bakalım Yasin. Özellikle uzun bir süredir günün aşağıya çeviren borsa 11 binlerden işte artık 8400'leri 8500'leri konuşur vaziyete gelmiştik. Ciddi bir geri çekilme vardı. Dip seviyeler olarak mı karşımıza çıktı o 8500 bölgeler neleri görmüştük orayı bir hatırlatalım istersen. Evet şimdi baktığımız zaman burada Gözde gerçekten çok güzel çalışan bir grafik hani nakış gibi işliyor diyorlar ya gerçekten öyle nakış gibi işlemiş. Bu gördüğümüz hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama Gözde ve bu 200 günlük hareketli ortalamanın da biz devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu yükseliş trendinden daha sonra burada bir düşüş trendi meydana geldi ve 8500'den başlayan şuradan başlayan tepki 9338'e kadar burada devam etti. Burası önemli. Neden önemli? Çünkü hem düşen trendin burada görüyoruz direnci hem de 200 günlük hareketli ortalama yani karşımıza iki tane birden kuvvetli bir direnç geldi. Birisi gerçekten Haziran ayından itibaren yani Temmuz ayından itibaren devam eden o düşüş trendi. Nereden baksanız 5-6 aylık bir trend. Oranın direnci hem de 200 günlük hareketli ortalamanın direnci. Biliyorsunuz şöyle bir söz var. Yani borsa dediğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın altı ve üstü diye ayrılıyor. O yüzden ben de şöyle bir şey demiştim. Geçen hafta yaptığımız yayında hatta Apara YouTube kanalında da paylaşmıştınız tepki bekliyor, tepki gelecek diye. Buradaydık ve o tepki geldi. Şimdi diyorum ki bu dinlenmelerin normal olduğunu düşünüyorum. Bu dinlenme tabii ki de gelecektir. 200 günlük hareketli ortalama her gün zamansallıktan dolayı değişiyor. Bugün 9318 bu seviyenin üstüne çıktığımızda da Gözde hem düşen trend kırılacak hem de 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne atmış olacağız. Ve yeni bir trend belki de başlayacak. Bu yeni trend başlaması için de tabii ki de birçok sebep gerekiyor. İşte başlı faiz indirim konusunun açılması, yani faizler inmese bile artık metinlere girmesi. Bu gibi gelişmeler tabii ki de Borsa İstanbul'a yeni bir trend başlatmaya yardımcı olacaktır. Ama tabii ki de buradan kırılmaz, biraz daha aşağıdan kırılır. Yani endeks geri gelir, oradan kırılır. Böyle şeylerin ben normal olduğunu düşünüyorum. O yüzden 9318'in üstüne çıktığımızda hem 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde olacağız hem de düşen trend kırılacak ve yeni bir trend başlayacak diyebilirim. Yatırım
yatırımcılar elindeki hisse senetlerinin ağırlığını arttırmak istiyorsa bu seviyelere dikkat etsinler ve bu seviyelerin üstünde işlem yapmaya dikkat etsinler. Her zaman dediğim gibi bir sepet yapmak gerekiyor. Burada tabii ki de para piyasası fonları şu an için hala cazibesini koruyor ama sepette yer verilebilir kesinlikle. Ama ben olsam ağırlıklı olarak hani çarpanları düşük, rasyoları iyi şirketlere yatırım yapmaya devam ederim. Ve bu yatırımlara baktığımızda da gerçekten Borsa İstanbul'da hani en tepeden %25-%30 değer kaybetmiş hisseler, %50-%60 değer kaybeden hisseler var. Ve en önemli işaret fişeklerinden biri tabii ki de geri alım yapan şirketler. Geri alım yapan şirketleri şöyle anlatayım. 2021 ya da 22 yılında olması gerekiyor. Biliyorsunuz Garanti BBVA bir geri alım programı başlattı ve isteyen hisse o zaman 12 TL'ydi ve isteyenlerin hissesini 15 liradan almayı kabul etti. Bugün baktığımız zaman 100 liranın üstünde bir Garanti Bankası'nın olduğunu görüyoruz ve bu 100 liranın üstünde Garanti Bankası da aslında o dönemde yapılan geri alımların ne kadar haklı olduğunu, ne kadar bilinçli yapıldığını bize gösteriyor. Ben o yüzden yatırımcılara şunu söylüyorum. Kesinlikle geri alımları takip etsinler. Bir de şuna dikkat etsinler. Tabii ki mesela örnek veriyorum, bir hisse 10 lirada geri alım yapıyorsa hemen yükselecek diye bir şey yok. O hisse düşebilir. Düştükçe şirket alıyorsa siz de bunları takip edin. İyi bir ortalama yapın diyebilirim. En son geri alımlarda hemen hatırladım. Garanti biraz geçmişti. Biraz yenilerini hatırlatayım. Tekfen 42 lira ortalamaydı. Şöyle şirket haberlerimiz de var. Evet, rica edeyim yönetmenimizden. Bugün de çünkü birçok şirket pay geri alım programlarına çıktı. Evet. Hemen çok kısaca bakalım oraya. Sonrasında zaten özellikle gelen bilançoları, teknik grafiklerin üzerindeki değerlendirmeleri konuşuruz. Halkbank 91 gün vadeli 615 milyon lira tutarında bono ihraç ediyor. Agesa Ocak-Eylül döneminde prim üretimini %98 artırdı. Arçelik Fiş tarafından uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu BB'den BB-X'ye ve yerel para cinsinden notu da BB artıdan BB-X'ye not görünümü ise negatife revize ediliyor. Tekfen 75.9 ila 76.7 lira fiyat aralığından 189.198 adet payı geri aldı. Kervan Gıda da 110.889 adet payı 2.21 ile 2.23 lira fiyattan geri alıyor. Adelinde ve BTS kapsamında şirket paylarına 12 Aralık'a kadar kredi işlem yasağı getiriliyor. Şimdi Yasin, özellikle şirketlerden geri alım programlarını çok konuştuk ya bu yıl. Orayı sana sormak istiyorum. Özellikle hisseyi destekleyen bir durum. Borsa İstanbul'u da destekliyor. Buna karşıt görüşler de vardı ama özellikle fiili dolaşımdaki pay miktarını azalttığına ilişkin de bir miktar aslında görüşleri okumuştuk. Ne dersin pay geri alım programlarına ilişkin? Evet, şimdi gerçekten pay geri alımı bir şirkette 3 nedenle yapılır. Bir, şirketin finansalları, hisse senedi fiyatı şirketin finansallarını yansıtmadığı için, açıkçası ucuz olduğu için yapılır. Ve iki, şirketteki yöneticiler özellikle kendi payını arttırmak isteyebilir. Ve en önemlisi de tabii ki de şirketin marka değerinin düşmemesini isteyebilirler. Şimdi burada gelen geri alım haberleri çok kıymetli. Örnek veriyorum, Tekfen bugün 75-76 liradan geri alım yaptı ama yatırımcılar şuna dikkat etsin. Tekfen 42 lirada başladı. Yani siz bugün eğer Tekfen şirkete geri alım yaptığında siz de başlasaydınız şu an paranız iki katı mıydı? İki katıydı. O yüzden biz bunlara gerçekten önem veriyoruz. Hemen yeni olmuş bir geri alıma da şey yapalım. Enerya'yı biliyorsunuz. 113 lirada başladı. 155 lirada da yaptı. Her yerden yaptı. Hisseyi bugün baktığımızda 250 liranın üstünde bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz ki birçok hisse de var bu. Şişe 7 lirada başladı işte gitti. Yine Koç Holding 10 liralarda çok yaptı gibi. O yüzden tekrar şu uyarıyı da yapmak istiyorum aslında. Bir şirket geri alım yaptı diye hemen hızlı bir şekilde yükselmez. Bunun etkisini orta vadede ve uzun vadede görürüz. İşte BİM başladı, 500'ün altına düştüğünde BİM'de geri alım programı başladı. 1 milyar TL büyüklüğünde gibi. Bunlar mutlaka orta ve uzun vadede görülür ki BİM 55-65 liralarda da çok yaptı geri alım. Biz o zamanlarda tabii çok söylemiştik. Dediğim gibi orta ve uzun vadede muhakkak etkisini görür ve bu bir işaret fişeğidir. Fark ettiyseniz geçtiğimiz haftalarda 8500'e doğru Borsa İstanbul'da bir geri çekilme yaşanmıştı Gözde. Bu geri çekilmelerde günlük belki 10, belki de 15, yanlış hatırlamıyorsam, şirket geri alım programı yaptı ve geri alım yapmaya devam etti. O yüzden biz bu şirketleri, geri alım yapan şirketleri beğenmeye devam ediyoruz. İstisna var mı? Mutlaka istisna vardır. Ama çoğunluk orta ve uzun vadede pozitif fiyatlamaya
yol açıyor diyebilirim. Yatırımcılar lütfen dikkat etsinler. Sonuçta bir şirketi en iyi patronu yani kendisi bilir diyoruz ve geri alım yapan şirketleri beğenmeye devam ediyoruz. Evet, sen özellikle bu konunun altını çiziyorsun. Pay geri alım yapan şirketlere özellikle neredeyse her yayına dikkat çekiyorsun Yasin. Evet. Şimdi gelen finansallara bir bakalım. Artık 3. çeyrek finansal sezonu bitti. Enflasyon muhasebesiyle geçirdiğimiz dolu dolu bir çeyrek daha. Aselsan'la başlayalım. Önce bilançosunu paylaşmaya çalışalım. Ardından sen bize teknik grafiğinde yatırımcının dikkat etmesi gereken bölgeleri anlat. Bilançosuna bir bakalım. Orada net finansal giderlerindeki yükselişin ve net parasal pozisyon zararındaki artışın karlılığı baskılayıcı yönde yer aldığını takip ettik. Ama özellikle geçen yılın aynı döneminin aksine ertelenmiş vergi gelirleri vardı. Orası net kar destekleyen taraftaydı ve net dönem karında yıllık %43'lük bir artış karşımızda, 6.14 milyar lira seviyesinde. Satışlarını %14 artırmış. Brüt karında %26'lık bir artış. Hem bilançosunu nasıl değerlendirirsin hem de hemen ardından teknik grafiğine bakalım. Evet, Aselsan'a baktığımızda beklentilere paralel bir bilanço geldi. Ama 4. çeyrek bilanço biraz daha iyi bekleniyor diyebilirim. Evet, bilanço gerçekten fena değil. Özellikle bu dönemde hani enflasyon muhasebesinin olduğu ve krediye ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde böyle bir finansal tablo açıklamak buna kötü diyemeyiz. Ama baktığımız zaman hisse fiyatı da sanki bu bilançoya paralel bir şekilde hareket etmiş durumda Gözde. Nasıl? Borsa İstanbul %25 değer kaybederken aslında hissesi, Aselsan'ın hissesi o kadar değer kaybetmedi ve şu an ATH durumunda yani eski zirvesini kırdı. O yüzden ben teknik grafiği de ekrana alabilirsek bir de oradan devam etmek istiyorum. Teknik grafikte de gerçekten bu anlattıklarım görülüyor. O yüzden Aselsan'a bir de önemli olan durum şu. Almış olduğu siparişler 2023 yılında ve 2024 yılında 100 milyar TL'nin üstünde Gözde. Bu verileri tabii ki de kamu aydınlatma platformundan yatırımcılar izleyebilir. Baktığımız zaman biraz önce bahsettiğim gibi endeks aşağı yönlü bir trend vardı fark ettiysen %25. Ama Aselsan'da öyle bir trend yok. Yatay bir trend oluştu. O yüzden burada ben 64 TL'nin altına inmediği sürece bir yükseliş hareketi gelebilir teknik olarak. Yatırımcılar buna dikkat etsin. Endeksten çok çok pozitif ayrıştığını düşünüyoruz. Zamanında Coca-Cola, Anadolu Efes gibi şirketler de pozitif ayrışmıştı ve güzel bir hareket yapmıştı. Şimdi Aselsan'da da özellikle yukarı yönlü hareketler pozitif ayrıştığından dolayı gelebilir ve tabii ki de finansal tablolarla alakalı bir durum. 4 çeyrek daha iyi gelecektir. Bu da fiyatlamaya yol açabilir. Ama tabii ki de endekse kötü bir durum olur. Endeks aşağı iner. Burada da biraz geri çekilme görebiliriz. Teknik seviyemiz 64 TL. Oranın altına inmemesi bizim şartımız. Şimdi bir de Türk Hava Yolları'na bakalım. En fazla beklenen finansallardan biriydi Yasin. Türk Hava Yolları cephesinde yıllık bazda %20'lik bir düşüşle 1.54 milyar Amerikan doları net kar rakamı karşımızda. Net kar rakamındaki düşüşe baktığımızda esas olarak güçlü baz yılı etkisindeki zayıf faaliyet kar marjlarına rağmen artan kur farkı giderleri yine etkili oluyor. Ne dersin Türk Hava Yolları'na net dönem karında %28'lik yıllık artış 88.86 milyar lira seviyesinde bir net kar. Favök %16 artmış, satışları %54 artıyor. Sanırım yine bu hafta biz trafik sonuçlarını da gördük Ekim ayına ilişkin. Nasıl bir tablo var evet, orada? Baktığımız zaman 550 milyar TL'lik ciro, 108 milyar TL'lik Favök ve 90 milyar TL'ye yakında bir net kar gördük. Gayet iyi finansal sonuçlar diyebilirim Türk Hava Yolları'na ve beklentinin üstünde gelen bir bilanço olduğunu gördük. Benim burada yatırımcıların dikkat etmesini istediğim şey Türk Hava Yolları'nın çarpanları. Tabii ki de çarpanlar önümüzdeki dönem bilançolarıyla beraber yorumlanır. Yani önümüzdeki dönemde şirket net karını bu kadar arttıramaz, çarpanlar yükselir. Ona bir şey diyemem ama şu anki mevcut çarpanlarına baktığımızda iki fiyat kazanç oranları 0.70 piyasa değeri defter değeriyle Türkiye'deki kendi emsallerine göre ucuz. Zaten yurt dışından çok çok ucuz. Yani yurt dışındakilere baktığımızda Delta Airlines'ten, işte American Airlines'ten çarpanları çok çok ucuz. Ve içeride Pegasus'a göre de ucuz Gözde. Yani Pegasus'un çarpanları beşli çarpanlarla işlem görüyor ama dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın oldukça ucuz çarpanları olduğunu görüyoruz. Birçok aracı kurum ve yatırım bankaları da bizimle aynı fikirde. Çok güzel raporlar yazılıyor. Ama tabii ki de bu bir süreç ve teknik olarak baktığımızda alçalan trend biraz daha yukarı yatay bir şekilde
devam ediyor. Çok sert şekilde aşağı inmemiş ama bu alçalan trend kırıldığında ben yükselen trendin başlayacağını düşünüyorum. Seviyemiz ne? 300 TL. 300 TL'nin üstüne çıktığımızda bu beyaz çizgi, yatırımcılar dikkat etsinler buraya. Bu beyaz çizginin üstüne atmış oluyor ve düşeni kırmak diye bir tabir var ya, düşeni kırmış oluyor ve yukarı yönlü hareketin başlatmış olacak. Yolcu uçuş verileri geçen seneye göre bir miktar azalmış durumda ama şu anki iskontonun ben çok fazla olduğunu düşünüyorum Türk Hava Yolları'nda. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bütün aracı kurumlar, hatta yabancı aracı kurumların bile 450 TL'nin üstünde hedef fiyatları var. Bunları takip etmek önemli. Borsa İstanbul'da ben ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi diyebilirim. Pegasus'un finansalları da var. Orada teknik grafiğimiz yok, evet. Ama dinleyelim senden. Evet. Bakmışsındır mutlaka. Baktım. Tabii canım. 280 milyon euro beklenti vardı. Hala aklımda. O kadar güzel finansal tabloydu çünkü. 280 milyon euro bir beklenti vardı. 300 milyon euroya yakında bir net kar geldi Pegasus'tan. Gerçekten operasyonel verimliliği çok kuvvetli olan bir şirket. 2024'te harika işler çıkardı finansal tablo açısından. O yüzden güzel bir güzel finansal tablo olduğunu düşünüyorum ve Pegasus'ta özellikle hisse senedinde de çok büyük değer kayıpları oluşmadı hani. Ama bir kıyaslama yaparsak Gözde, Pegasus'u bir yere koyalım, Türk Hava Yolları'nı da koyalım, diğer yurt dışındaki havacılık şirketlerini de koyalım. Çarpanlar Türk Hava Yolları'na çok daha ucuz kalmış durumda ama Pegasus'un da finansalları çok çok iyi geldi, tebrik etmek isterim. Şimdi özellikle finansallarını takip ettiğimiz şirketlerden biri de Kontrolmatik'ti. Hemen oraya da, evet, bir bakalım mı? Evet. Hem teknik grafiğine bir bakalım, hem 3. çeyrek finansallarında nasıl bir tablo vardı? Ne dersin? Evet, bak Kontrolmatik'e baktığımızda en tepeden %65-%70 değer kaybetmiş şirketlerden bir tanesi. Ancak 2024 finansal tablolarının ben gayet iyi geldiğini düşünüyorum. %300'ün üstünde bir FAVÖK büyümesi yaşadı. Net kar artışının hafif eksi olmasına rağmen bence kötü bilanço gelseydi de, kötü bilanço gelmedi ama kötü bilanço gelseydi de bunu fiyatlamış artık diyecektim. Kontrolmatik'e baktığımızda yine düşen bir trendin olduğunu görüyoruz ve bu düşen trendin kırıldığını özellikle biz görüyoruz. Ve şu an bir onay meselesi olabilir. Bu onay neresi? 46 lira. 46 liranın altına inmediği sürece Kontrolmatik'te bu yükselen trend kırıldı derim. Eğer 46 liranın altına inerse de yatırımcılar burada stop losslarına dikkat etsinler. Stop loss kullanabilirler. O yüzden teknik olarak düşen kırılmış görünüyor. Gayet de iyi bir bilanço geldi. Ama tabii ki de endeksin etkisiyle de bir miktar geri çekilme var. Bu arada rüzgar enerjisi, işte güneş enerjisi, yine trafolarla enerji depolamayla ilgili bugünlerde sen de yayından önce bahsettin. Gündem çok yoğun. Onlara da etkisi olabilir. Şimdi özellikle Coca-Cola tarafındaki hareketlilikleri de hemen bir de bakalım. Orada nasıl bir görünüm var? Teknik grafiğini paylaşmışsın bizimle. Evet. Hemen rakamlara bir bakalım. Yatırımcı nereye dikkat etsin? Bir düşen trend görüyorum ama sanki kırılacak gibi de, evet, bir görüntü paylaşıyorsun. Coca-Cola'ya baktığımızda en tepeden hani tarihinde bu kadar değer kaybetmiş mi bilmiyorum. Ben inceledim, göremedim. Çok sert bir değer kaybına yol açtı. Yani yanılmıyorsam %35'lik bir değer kaybı var. Ve 3. çeyrek finansallarına baktığımızda aslında beklentilere paralel bir finansallanma geldi. Hak etmediği bir düşüş yaşadı o gün. %7 düştü. Evet. Bence hak etmemişti o düşüşü. Zaten hisse performansı bir süredir aşağı yönlü devam ediyor. Ama burada bir alçalan kamu formasyonu olduğunu görüyoruz. Ve bu alçalan kamu formasyonunun artık yavaş yavaş kırılmaya niyetlendiğini görüyoruz. Kabaca 49 lira ya çıktığında bu alçalan kamu formasyonunun ben kırılacağını düşünüyorum. Ve 55-60 liraya doğru bir hareketin başlayacağını düşünüyorum. Ama kırılmadan kesinlikle net bir şey söyleyemem. Kırılmadı şu an. Bekliyoruz. Endeksten de bu sıra pozitif ayrışmaya başladı fark ettiysen. Dün de öyleydi. Bugün de biraz öyleydi. Ben yayına girmeden baktım. O yüzden Coca-Cola benim beğendiğim, yabancıların da beğendiği hisse senetlerinden bir tanesi. O yüzden yakından takip ediyorum diyebilirim. Şimdi Yasin, son olarak sana vadeli işlem piyasasındaki son durumu soracağım. Çünkü orası oldukça hareketli. İşte Viyop tarafındaki kontratlar borsayı baskılıyor mu diye artık neredeyse her yayında konuşuyoruz. Özellikle short pozisyonlarda kurum yoğunlaşmalarını takip ediyorduk. Ama işte bundan birkaç hafta öncesinde konuştuğumuzda Aralık'ta long pozisyonlar artışta diye aktarmıştı. Ama son dönemde yine bakıyoruz sanki short pozisyonlardaki artış devam ediyor. Aralık kontratlara da nasıl bir tablo var, senden dinleyelim. Evet, baktığımız zaman Viyop'ta tabii ki de short pozisyon, yani kısa pozisyon
Buna karşı değilim tabii ki de. Yani insanlar kendini, yani yatırımcılar kendilerini hedge etmek isteyebilirler. Ve burada olası bir haber akışına karşı temkinli olmak isteyebilirler. O yüzden kendilerini burada hedge edebilirler. Burada hiçbir sorun yok. Serbest piyasa. Ama yatırımcıların çoğu bunu neden yapıyor Gözde? Borsa İstanbul'da tabii açığa satış olmadığı için. Yani orada kendilerini hedgeleyemedikleri için Viyop tarafında çok yoğunlaşma var endeks kontratlarında. O yüzden ben bu durumun özellikle faiz indirimleriyle beraber ve açığa satışların gelmesiyle beraber tekrardan kalkacağını bir kere düşünüyorum. Yani kalkacağını düşünüyorum derken yoğunlaşmanın biteceğini, azalacağını düşünüyorum. Burada tabii ki de o kurum short pozisyonda yüklü, bu kurum long pozisyonda yüklü. Kesinlikle böyle yorum yapmak çok şey olabilir. Doğru olmayabilir. Burada önemli olan sizin görüşünüz. Herkes Viyop'ta işlem yapılabilir. Burası aslında çok korkulacak bir piyasa değil. Viyop yani bizde biraz çok 2010'dan sonra açıldı vadeli işlem piyasası ama dediğim gibi çok korkulacak bir alan değil. İnsanlar burada kendini hedge etmek isteyebilir. Ama dediğim gibi buradaki yoğunlaşma biraz daha açığa satış işlemlerinin gelmesiyle azalacaktır diye düşünüyorum. Ve çok farklı fiyatlamalar var burada yani Gözde. Baktığımız zaman endeks örnek veriyorum artıda olmasına rağmen Viyop kontratları endeksin neredeyse -0.50, -1'e yakın da gördüğüm günler oldu benim. Hı hı. Bu yoğunlaşma dediğim gibi azalacaktır açığa satış işlemlerinin gelmesiyle. Özellikle kurum yoğunlaşmasını evet. Değiştirebilecek bir başlık diyorsun. Yasin çok teşekkür ederiz değerli yorumları paylaştığın için. Sağ olun. Efendim Yasin Özdemir bizlerleydi. Piyasaları konuştuk. Şimdi kripto para piyasası diyeceğiz çünkü Bitcoin oldukça hareketli. Hatta bugün Trump'tan Elon Musk'a yeni bir bakanlık geldi. Dogecoin'de yine yükselişlerin takip edildiği bir dönemi gördük. O tarafı konuşmaya gidiyoruz. Efendim kripto para piyasası oldukça hareketli seyrediyor. Kripto para akademi kurucusu Devrim Danyal stüdyomuzda. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Sevgili Gözde Hanım, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Geçen hafta yayına geldiğimizde çok hareketli bir gündemle gelmiştiniz. Çünkü tam Trump'ın zaferi belli oldu. Sizle kripto paradaki hareketliliği konuştuk, ekosistemdeki. Bugün de Trump Elon Musk'a yeni bir görev verdi. Elon Musk bakan yapıyor. Hemen ardından yine size değerlendireceğiz. Hem de bakanlığın ismi Doge olarak belirlendi. Yani daha doğrusu bakanlığın isminin kısaltması Doge. Daha bunu zaferi ilan eder etmez bir hafta sonrasında hemen karşımıza çıkarıyor ki koltuğa oturması da yaklaşık 68 gün var. 20 Ocak tarihinde koltuğa oturacak. Şimdiden adımları paylaşıyor. Orayı konuşalım. Hatta oradaki son duruma ilişkinde biz de değerlendirmeleri paylaştık. Efendim, Orge Elektrik kurucusu, yönetim kurulu başkanı önemli mesajlar aktaracak. Türkiye'nin en büyük elektrikli şarj istasyonu yatırımı tanıtılıyor. Ahmet Sunağan Şimşek orada. Ahmet, sözü sana bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Elektrikli araç şarj teknolojisi ve ekipmanları fuarındayız ve yanımızda senin de söylemiş olduğun gibi Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Tabii önce şunu sormak istiyorum size. Elektrikli araç pazarı Türkiye'de katlanarak büyüyor her yıl ve altyapı yatırımları da artıyor doğal olarak. Siz de Türkiye'nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonunu tanıtıyorsunuz. Neler söylersiniz? Bu alana ne kadarlık bir yatırım yapıyorsunuz? Yılda henüz yeni bir yatırım olduğunu da biliyoruz tabii. Çok teşekkürler. Öncelikle müthiş bir fuar oluyor. Bütün katılımcılar çok iyi hazırlanmış. Biz de 26 yıllık şirket tarihimizde ilk defa bir ürün üreterek fuara katılıyoruz. Elektrik müteahhitliği ve enerji alanında bilhassa taahhüt tarafında Türkiye'nin en çok bilinen ve halka açık olan şirketiyiz. Bu senede 1,5 senedir hazırlandığımız ilk ürünümüzü bu fuarda tanıtmış oluyoruz. Elektrikli araçların şarj istasyonlarını üretiyoruz. Evet, fuara şu anda fuarın en büyüğü olan 480 kW'lık ürünle katıldık. Onun haricinde daha çok satışının yapılacağını düşündüğümüz AC ürünlerin şu anda tanıtımlarıyla başladık. Güzel bir fuar olacağını düşünüyorum. Peki bundan sonraki yıllarda şimdi yeni bir yatırım dediniz. Ne kadarlık bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz senelik ve Türkiye'de kaç ilde aktif olarak bu şarj istasyonlarını göreceğiz? Kaç adet olacak? Açıkçası
sadece Türkiye'yi değil, global dünyayı da planlayarak bu yatırıma başladık. Yapılan çalışmalarda 2030 yılında 165 milyar dolar pazar büyüklüğünden bahsettiğimiz kocaman bir dünyası var bu işin. Biz de Orge olarak hem yurt içindeki tüm illerimizde hem de yurt dışındaki arenada da ürünlerimiz satar bir teknolojiyle ürün üretiyoruz. İnşallah amacımız tüm dünyaya ürün satabilir ve dünyada tanınabilir bir ürün üretebilmek. Peki anlaştığınız bir yer var mı şu anda? Çeşitli görüşmeler var. İlk seri üretimlerimiz önümüzdeki 1-2 ay içerisinde pazarda olacak. Burada ilk lansmanını yapıyoruz şu anda. Dolayısıyla çeşitli görüşmelerimiz var. Lansmana uygun ve ilk piyasaya girişte özel kampanyalarımız da zaten var. Efendim peki şimdi Kasım ayındayız. Yılı nasıl geçirdiniz diye sorsam Orge olarak ve önümüzdeki seneye ilişkin beklentileriniz neler? Üçüncü çeyrek bilançosu açıklanmıştı 2-3 gün önce. Dördüncü çeyreğe dair beklentileriniz neler? Açıkçası çok iyi bir sene geçiriyoruz. Hatta tarihimizdeki en yüksek iş hacmine ulaştığımız bir senedeyiz. Ve elimizdeki işler şu anda backlog dediğimiz sözleşmesi imzalanmış ve tamamlanmayan bölümleri 90 milyon dolar sınırına geldi. İyi bir sene geçirdik. Önümüzdeki senenin de iyi olacağının işaretleri şu anda var. Bu söylediğim rakamlara tabii ki bahsettiğimiz elektrikli araç şarj istasyonlarının ciroları dahil değil. Onlar da bize önümüzdeki sene için ek bir katkı yapacak. Bunları dahil edersek bir büyüme konusunda bir oran verebilir misiniz? Mutlaka hani bu kadar yatırımı gelir elde etmek için tabii ki yapıyoruz. İyi de bir ürün ürettik. Bilhassa dünyada tanınan OCPP 2.01 standardında olmayan ürünler, şu anda pazarda olmayan ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yazılımımız kendimize ait, donanımımız zaten kendimize ait. Yani hem yazılımı kendisine ait olan hem donanım kendisine ait olan ender bir ürün ürettik. Dolayısıyla iyi bir pazar payı hedefliyoruz şu anda. Peki, borsadaki performansınızı da sormak isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz performansınızı? Açıkçası tabii şu anda genel olarak Türkiye'de borsanın performansından çok bir memnun olan bir durum yok. Ama bizim amacımız şirketimizi her zaman iyi bir kondisyonda ve önümüzdeki günlere daha iyi bir şekilde hazırlamak. Biz hem şirket olarak hem ben şahsım olarak da şirket ana ortağı aile olarak da alımlar yapıyoruz. Hak ettiğimizden daha aşağı bir yerde olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ileride borsa performansının da inşallah hak ettiği yere çıkacağına inanıyorum. Yeni yatırımlarla birlikte diyorsunuz. Temettü peki verecek misiniz? Hem yeni yatırımlar hem bu kadar tarihimizdeki en yüksek ciroları elde ettiğimiz senede ve işler de iyi giderken tabii ki borsa performansının da onu izlemesini beklemek en büyük hakkımız diye düşünüyorum. Şirket iyi giderken tabii ki performansında ve hisselerinde tabii orası kendi kendine işleyen bir mekanizma pazar olduğu için ama biz şirket ortakları olarak tabii ki hedefimiz şirketi hisse performansında da iyi bir yerde de görmek. Peki şimdi şarj istasyonlarını konuştuk. Peki bunun dışında önümüzdeki dönemde başka yatırımlar olacak mı? Açıkçası kendi üretimimiz olarak ilk defa bu ürünlerle üretime başladık. Ancak üretim haricinde, Orge'nin üretimleri haricinde yeni alanlarda tabii ki yatırım planlamalarımız ve şu anda çalışmalarımız mevcut. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında, solar alanında iş geliştirme projelerimiz var. Ve konvansiyonel sistemlerin dışında yatırım değeri de olan ve hem arsa geliştirme hem proje üretme üzerine anahtar teslim, solar tesis kurma gibi faaliyetlerde de şu an çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bunların da meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Detaylar belli mi bu yatırımlarla ilgili? Daha şu anda geliştirilen projeler, kamuya açıklamadığımız bir şeyi şu anda paylaşmak benim için çok şey olmaz ama ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağolunuz. Orge Enerji Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz'le birlikteydik. Bizler sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ahmet Tunar Şimşek, Orge Enerji'den yeni bir yatırımı aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Kripto para piyasasına dönüyoruz yeniden. Oldukça hareketli. Çünkü Trump, Elon Musk'a bir bakanlık verdi. Görevini merak ediyorduk bizler de Elon Musk'ın. Özellikle kripto para piyasasında hareketliliğe sebep olan bir isim. Üstelik bakanlığın ismi de Doge. Oldukça dikkat çekici. Size sorayım, nasıl değerlendireceğiz bugünkü bu hızlı gelişmeyi? Tam yayına girmeden önce, çok kısa bir süre önce açıklanmış oldu. Bu da bize denk geldi. Geçtiğimiz başkan seçim sürecinden bugüne kadar bir hafta boyunca oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Yaklaşık 20 bin dolar civarında bir artışla karşı karşıya kaldık. Tabii en önemli noktalardan birisi de Trump'ın Elon Musk'ı hangi pozisyonda görevlendireceğiydi. Demin belirtmiş olduğunuz gibi Doge ya da Doge olarak insanların bilmiş olduğu, tamamen bir meme coin olarak çıkmış olan ve ardından da Elon Musk'ın bunu sahiplenmesiyle birlikte yüksek meblağlara kadar ulaştırdığı bir yapıydı. Bir kripto varlık olarak karşımıza çıkıyordu. Doge olan bakanlığın hem İngilizcesi, evet, hem Türkçesi nedir? Onu da sizden dinlemek isteriz. Çünkü dikkat çekici. Tabii ki. Doge birazcık magazinel olarak da gündemde yer alıyor. Belirtmiş olduğunuz gibi Department of Government Efficiency olarak geçiyor. Department'ın D'si, of'un O'su, Government'ın G'si ve Efficiency'nin E'si olarak, E'si olarak, Doge olarak kendisinin de açıklamış oldu. Böyle bir esprili şey oldu, süreç oldu. Tanımlamamız gerekirse masrafları azaltmak, belki kamu verimliliğini arttırmak için ciddi anlamda kurulan bir departman bu. Bu sizin şu anda ekranda da belirtmiş olduğunuz gibi bu departmanın özellikle hem kamu harcamalarının kısıtlanması hem de yeni teknolojinin kamu tarafında ciddi anlamda oturtulması, özellikle yapay zeka, robotik sistemler ve arka plandaki bu dijital dönüşümün bir adım ileriye götürülerek artık kamu tarafında, devletin de kullanmış olduğu tüm organik yapı içerisinde bunların artık verimlilik açısından bir artı değer sağlaması planlanıyor. Tabii kripto varlık ekosistemi için bunun artı değeri nerede diye bakacak olursak da yaklaşık son bir ayda %300 artan, son bir haftada %150 artan bir Dogecoin karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi özellikle yeni bir departman, yeni bir bakanlık verdi Trump Elon Musk'a, ama Kongre bunu onaylayacak mı? Gerçi Trump Kongre'de Senato'da da üstünlüğü ele geçirmeye başarmıştı. Özellikle doğrudan federal bir departman olarak işleyebilir mi? Biliyorsunuz ilk döneminde Trump'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'da çok bir artı değeri yoktu. Orada sürekli takılıyordu, ama şu anda Trump 2.0 dedikleri bu yeni dönem içerisinde artık tüm ipleri eline almış ve kozlar onun tarafına geçmiş oldu. O yüzden böyle bir açıklama yapıyorsa tekrar buradan geri döneceğini düşünmüyorum. O yüzden Elon Musk bu sistemin içerisinde artık bu verimlilik adına ilk bayrağını taşıyanlardan birisi olarak karşımıza çıkacak. Özellikle bakan görevi gereksiz düzenlemeleri ortadan kaldırmakmış. Kripto paralar üzerindeki gereksiz düzenlemeler de buna dahil midir? Zannetmiyorum. Tamamen bunların üzerine kurulmuş olan bir düzenle belki de başkan seçildi. Trump ya da onun politik söylemleri ona çok ciddi anlamda artı değer kazandırmış oldu. Elon Musk'ın da bugüne kadarki kripto varlıklar üzerinden elde etmiş olduğu gelir de çok yüksek. Özellikle Tesla elinde bulundurmuş olduğu Bitcoin rezerviyle şu anda 1 milyar doları geçmiş durumda, hı hı, bir hacme sahip hale gelmeye başladı. Kavramsal olarak da bunlardan çok besleniyorlar ve sürecin içerisinde artı değer taşıdığını gördükleri için de bunun kısıtlanması ya da daraltılması yerine çok daha geniş bir yapıda karşımıza çıkacağını düşünüyorum ki özellikle Trump da politik açıdan hep seçim sürecinde vermiş olduğu vaatlerde kripto başkent yapacağını, işte hı hı, özellikle mesela Detroit bu ekosistem içerisinde ilk defa kripto vergilerle vergi toplamaya başladı. Michigan emeklilik fonları içerisine Ethereum fonlarının ETF'lerini koymaya başladı gibi, böyle artık yavaş yavaş kamusal alanlar içerisinde kripto varlıkları daha verimli halde görmeye başlıyoruz. Şimdi özellikle meme coinler, yani herhangi bir proje vaat etmeyen, hiçbir altyapısı olmayan o coinler, bunlardan biri Dogecoin ya da Dogecoin nasıl söylersek, çok hızlı yükseldi. Nasıl Tesla yükseldiyse bizler de Dogecoin'de neredeyse iki katına çıkan fiyatlama gördük. Geçtiğimiz hafta yayına gelmiştiniz. Orada dediniz ki işte 0.16, 0.17 dolarda 0.38 dolarlara kadar yükseldi. Bir meme coin'in, yani proje vaat etmeyen bir coin'in
bu kadar yükselmesi nasıl okumak lazım orayı? Ve bizim günümüzün artık o topluluk yönetimi, sosyal medya yönetimi ve insanların bir arada bir şeye ortak fikirde bağlandıklarını gösterir. En önemli bence elle tutulur projelerden bir tanesi. Kavramsal olarak o projeyi mümkün olduğunca tanıttığınız, köpürttüğünüz zaman dilimi içerisinde de bu rakamlar insanların ilgisini çekmeye başlıyor. Sadece yatırımcının değil, ya böyle bir şey duydum ben bu sürecin içerisinde, buna en azından bir giriş yaptığım zaman diliminde ben de buradan bir şeyler nemalanır mıyım diye herkesin ilgisini çekiyor. Tabii bu bir noktadan sonra da topluluk yönetimine, community management adını vermiş olduğumuz bir kurguya giriyor. Onu da en üst perdeden Amerikan Başkanı dahil olmak üzere Elon Musk'ın da yapmış olduğu en önemli noktalardan bir tanesi bu. Onu pazarlayıp geliştirdiği zaman da kendisi de kaymaktan tadına bakmış oluyor diyelim. Şimdi son 30 saniyem var yaklaşık ama Bitcoin'in fiyatını sorarım orada size. Çok hızlı yükseldi. Ne dersiniz? 70 binlerden 90 binlere kadar çıktı. 89.800 civarında bir en yüksek fiyatlamaya, all time high'a ulaşmış oldu. Bu sene bitmeden 100 bin hatta 125 bin bandına kadar gelmesi öngörülüyor. 2025 içinde ciddi anlamda tahminler havalarda uçuşuyor diyelim. Bir sonraki haftalarda gene bunların üzerine konuşmak üzere bir yerde olacağız zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında daha detaylı konuşacak birçok başlık var. Özellikle yeni bakanlık, Doge Bakanlığı, işte Elon Musk'ın yeni görevi, Trump'ın neler yapacağı, bir dahaki programda da altcoin performanslarını... Bundan sonra daha çok konuşacağız. O iki ismin neler yapacağını daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Devrim Danyal bizlerleydi. Değerli yorumlarıyla stüdyomuza eşlik etti. Artık piyasa saatinin sonuna geldik. Veda ediyoruz.